Arkadaşlar nasıl gidiyor bayram? Ne var ne yok? Bir tarafınızı kesmiyorsunuz inşallah. Yani sadece kurbanı kesin yeterli. Aman kendinize dikkat edin arkadaşlar. Siz bana lazımsınız. Daha beğeni atacaksınız. Reklam tıklayacaksınız. Yorum yapacaksınız. Abone getireceksiniz. Siz bana lazımsınız. Daha inşallah birlikte şampiyonluk kutlayacağız. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. E, tabii ki de Allah ne kadar ömür verirse. E, elhamdülillah. Ne kadar ömür varsa çok şükür. En azından bizi... İnsan olarak yarattı diye de şükrediyoruz arkadaşlar. Fenerbahçemizde dün Mert Hakan Yandaş 1, Bright Osay Semio 2, Emre Mor 3. Üç. Bu üçünün tedavi sürecinin sürdüğü ve bu yüzden itmanda olmadığı söylenildi. Ee, Hocam ciddi bir şeyleri yok diyordun. Arkadaşlar ciddi bir şeyleri yok ama tedavi amaçlı buradalar. Fakat Gustavo Crespo, ben göremedim bunları. Valencia ben bunu, bu isimleri de göremedim. Bu isimlerle ilgili herhangi bir açıklama göremedim. Acaba transfer mi diye. Atiserant, Kolkır, Maksmayer, Lemos hepsi idmandaydı. Hepsi idmandaydı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Gustavo 1, Samatta 2, Novak 3, Kolkır 4, Lemos 5. 5 tane ismin toplam maliyeti çok yüksek. Yani yaklaşık 10 milyon euro. Belki 10 milyon euro'nun üstündedir. Sosyal medya hani hesap yaparken gidecek hesabı yaparken 2,5 gösteriyor, 2 gösteriyor. Kalacak hesabı yapınca Gustavo'yı 4 gösteriyor. 3 diyelim. 3 de Samatta diyelim 6. 1,5 Novak diyelim 7,5. 1,5 buçuk. Buçuk Kolker diyelim 8 9. 1 de Lemos olsun 10 hadi. 10 diyelim. Şimdi Fenerbahçe bunları göndermek istiyor. Doğru. Ancak bu isimlerde sıkıntı var. Arkadaşlar bakın kolay kolay gitmek istemiyorlar. Ben geçmişte yaşadığım bir şey anlatayım. Misal e, bir öğrenciyi sınıfta bırakmak için velisine dilekçe yazdır, yazdırıyorsun. Yani veli sınıfta kalsın demediği müddetçe feriş daha da olsa sınıfta bırakamıyor. Maalesef velimiz hani e, benim öğretmenim olarak benim kolum bağlı açıkçası. Ben bir şey yapamıyorum. Veli'nin dilekçesine bağlı. Ben istediğim kadar diyeyim ki bu oyun çocuktan hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir şey öğrenemedi. Kazanımları yeterli değil desem de sıkıntı yani yok diyor. Aile geç diyorsa Diye. Ya biz bir velinin bir ikna etmeye çalıştık ettik. Hani bak öğrenemedi. Yazık günah çocuk şöyle olur böyle. Yok diyor ben bu sınıfı bırakmam diyor. Ben böyle hocayı bulmuşum bırakayım mıyım diyor. Şu kadar takipçisi var. Fenerbahçeli şöyle böyle. Ya Allah razı olsun da aklına şimdi mi geldi? Ben sene boyunca sana kaç defa dedim. Aman bu çocuk kötü gidiyor şöyle böyle. Yok bırakmam diyor. Ha aynı olayı düzenleyin buraya. Aynı olayı buraya düzenleyin. Şimdi Lemos kötü size göre çöp sınıfta kalması gereken öğrenci değil mi size göre? Lemos'un hani kendisini düşünün. Böyle ortam bırakmak ister mi? Jesus'u bırakmak ister mi? Ulan der. Belki bu adam beni tekrar parlatır. Belli mi olur? Yani düz mantıkla baktığınız zaman arkadaşlar, düz mantıkla baktığınız zaman oyuncular gitmek istemiyorlar. Yani hem parasal olarak hem başka bir şeyden. Mesela Mergin Berisha. Berişan'la ilgili de bir şey var. Orada konuşacağım. Ee, ya da konuşayım. Şimdi konuşayım lafı gelmişken. Ya birisi dedi ki Fenerbahçe'de Mergin Berişan'a Mergin Berişan'a Fenerbahçe dedi ki kendine kulüp bul. Daha doğrusu seninle devam etmeyi düşünmüyoruz. Kadroda düşünmüyoruz. Kendine kulüp bul denildi ve görüşmesine izin verildi diye. Arkadaşlar bu haber doğru. Ya hocam olur mu? Sen diyordun ki Berisha'dan umudu var. Hani e, umutlu bu Berisha'yı beğeniyorum ediyorum diyordu. O doğru. Doğru arkadaşlar. Jesus oyuncuyu denedi. Bakın birçok bir çok oyuncuyu denedi. Samat dayı bile denedi. Lemos'u bile denedi. Kol kırı bile denedi. Ulan dedi belli mi olur? Belki dedi hani gördüğümüz gibi değildir. Bir de canlı canlı göreyim dedi. Denedi. Yabancı forvet rolünde denedi. As forvet rolünde denedi. Yani eğer gitsin diyorsa demek ki umduğunu bulamadı. Ancak şu var. Berisha'da, Samatta'da da e, hani gitmek isterlerse sorun çıkarmadan gidecek tipte futbolcular. Asıl sıkıntı Valencia'da. Valencia'nın durumu kesin değil arkadaşlar. Kesin değil. Niye kesin değil? 2-2,5 milyon euro teklifler var. Biz 4 istiyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam biz Valencia'ya 4 istiyoruz. İşte Belotti 4 isteyince çok mu? Arkadaşlar Valencia'ya Belotti'nin durumu bir değil. Valencia şu anda sözleşmesi Inter'le devam etseydi, Inter kadrosunda bu kadar gol asist yapsaydı, Inter Valencia için en kötü 14-15 milyon euro isterdi. Anlatabiliyor muyum? Yani ligimizin e, marka değerini vesaire düşürer arkadaşlar. Bunların hepsini hesap ettiler. Merak etmeyin. Bu kötülüğü yapanlar bunların hepsini hesap ettiler. Durum aynen böyle. Ha Valencia, Samatta, Berisha üçü birden gider mi? Ben zannetmiyorum. Ben Berisha'nın kalacağı görüşündeyim. Serdar Dursun Berisha kalır. E, bu Thiago Çukur olursa. Hocam üçüncü forvet mi? Ya üçüncü olarak düşünmeyin. İşte, dördüncü forvet. Hani her takımda bir genç forvet olur ya dördüncü sırada olur ama idmanlarda çok çalışır bir şeyler yapar. Sonra hocası der ki sen buraya gel bakalım. Sabri ile nereden tanışıyorsun falan yapar böyle. Sonra e, işler alır başını gider. Bu da öyle bir şey gibi. Onu da söylemiş oldum. <laughs> Bu arada Galatasaray'a ilgili komik bir şey var. Metin Oktay tesislerinde çalışan 6 kişi bin, niye altıysan? binlerce forma ve antrenman malzemesini çalarak dışarıda satmışlar. Toplam çalınan ürünlerin değerinin 1 milyon lira civarında olduğu öğrenildi diyor. Polis operasyonunda tesis malzeme sorumlusu, masör, şoför ve temizlikçi tutuklanmış. Benim anladığım kadarıyla malzeme sorumlusu masörü. Masör temizlikçi, temizlikçi şoförü sonra hepsi şoförü. Yok o başka bir şey miydi ya? <laughs> yıllar yıllar önce Hacı'nın Kayseri'de bir lafı var. Hirsizsiniz hepiniz hirsizsiniz diye. Tam fıkraya konu olan bir olay gibi olmuş ya. hirsizsiniz e, burada gerçekleşmiş gibi olmuş. Ne diyelim? Geçmiş olsun diyelim. Ezeli e, şeyimize, rakibimize, ebedi dostumuza. Ne kadar da onlar bizi dost görmeseler de. Fenerbahçe'nin 5. 5 beş yıl. Hocam Galatasaray 5 yıldızına niye itiraz ediyor? Arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe Galatasaray arasında bir espri var işte Karı koca esprisi biliyorsunuz. Fenerbahçe taraftarına göre işte Galatasaray, Galatasaray'ı işte karısı gibi gördükleri için şey diyor Fenerbahçe forumdan da bir isim. Hocam adamlar haklı diyor. Niye diyorum? Karı kocamalı ortaktır diyor. İki buçuğu Fenerbahçe takacak, iki buçuk Galatasaray takacak diyor. Ooo! 5 bizim. Üç mü dört mü onların var. Ee, şey hak ederek 5 tane bizim var da. Onların iki tane mi var şey yapar? Neyse. Toplayıp ikiye bölmen lazım olur. O yüzden o da sıkıntı. Hiç o toplara girmeyin. Biz zararla çıkarız. Yani bizim hak ederek şampiyonluklarımız daha fazla. Hala da ısrarlı bir şekilde anlamak istemeyen bir sürü arkadaş var. Üç tane takımla maç yapmışsınız kupa istiyorsunuz. 3 tane takımla maç yapmışsınız şampiyon sayın bizi diyorsunuz. Yıldız verin bize diyorsunuz. Ulan. Yani. Şimdi bir şeyler söylerim de. Ben sıkıntıya girerim. Allah rızası için yani UEFA posterlerinden çıkarttığın isimlerle ilgili birçok söylentim var. Vahap Beyazlar, Ahmet Çakarlar, orta sahada çalınan penaltılar. Ya işi o boyuta taşıyacak o zaman. Oho bir. İkincisi asla ve asla İstanbul şampiyonluğuna şampiyonluk isteyen kulüp değiliz. Bunu kim istiyorsa namussuzdur, alçaktır. Ya da bunu kim iftirasına ediyorsa o namussuzdur diyebilir misiniz? Ya Türkiye çapında oynanan şeyler. Bak bu sene 9 tane mine İstanbul takımı var ya. Allah aşkına hiç bu kadar oldu muydu ya? Şimdi Anadolu takımlarından birisi desek ki İstanbul takımlarından bir şampiyon olsa biz saymıyoruz. Ne kadar mantıklı. O yüzden bunlara da çok takılmayın. Sonuç olarak hirsizlik olmuş. Biz ona bir şey diyemeyiz. Bizlik bir durum yok. Dün iki gün önce sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya giden Vedat Muriçi'nin dün test sonuçları beklediği gibi çıkmıyor. Bakın arkadaşlar burada çok ilginç bir olay var. Kulüp bürüz bekleme kararına geçti söyleniliyor. E, Bugünler için ilave sağlık kontrollerinden geçirilecek diyor. Yani Vedat Mur için sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmış. Şimdi birçok kişi gülüyor. Niye güldüklerini de biliyorum. Ulan Mustafa Hoca sen var ya. Ne oldu lan benimle? Vedat gittiği zaman sen sevinmiştin. Sakat sakat iyi kitledik deydin Evet dedim. Yalan söyleyecek halim yok. inkar edecek halim yok. Dedim. Vedat'ın sakatlığı vardı. Gönderdik. Ama sanki bu sakatlık başka bir şey. Ya. Hani vücut fit değil gibi bir şey bu herhalde. Ee, satın alma yerine kiralama falan filan demişler. Vedat'tan vazgeçiyorlarmış falan filan. En korktuğum şey ne biliyor musun? Hemen şimdi bize yazacaklar. Anında. Paket. Hemen yaz gitsin. Hemen. Ama bir şeyler, biz de bir şeyleri biliyoruz yani biz de boş adam değiliz. Bir kardeşimizin transfer duyum iddiası. Ha yok bunu 2 e, 3 hafta önce konuşmuştuk. Samuel Lino diye bir isim var. Atletico Madrid transfer etti de e, Fenerbahçe oyuncuyu hani kiraya verirseniz biz talibiz diyecek şeklinde ama bunu biz 2 3 hafta buluyor ya. Brezilyalı değil mi? 22 23 yaş. Sol kanat. Aynen. Aynen aynen bu Buruma'da, Buruma, transferinin falan hemen hemen o civarındaydı ya. Gil Vicente'den 6.5'u e aldılar. Evet. Bu o. Samuel Lino olayı o. Şimdi bu arada ben başta Berisha, Samatta, Valencia müjdesi yazacağım. Müjde şu arkadaşlar. Berisha'yı biz 5'e aldık gösteriyor ya. Satarsak bile 5-7.5 arasında ya da belki de 7.5'tan daha fazlaya satabiliriz. 1. Samatta isteyen kulüpler var. Yıllık ücretinden dolayı ne o ne diyorlar. Ulan siz buna nasıl bu kadar yıllık ücret verdiniz? Hiç mi incelemediniz falan diyorlar. Biz de şey yapıyoruz şey. Kuzenim almış. Biz almadık falan yapıyoruz. Valencia için minimum benim beklentim 2,5 milyon euro. Hadi pozitif bir senaryo çizeyim. 7,5'a Berisha'yı sat. 2,5'a Valencia'yı sat. 10. Samatta'yı da imkanı yok. Yok. Hayır. Kader Bey kabul etmez. Olmaz. Üç 3.5'a diyelim. 13.5 milyon. Kafamdan ilk 5 geçti de imkanı yok. Üç 3.5'a da Samat dayı sattın diyelim. On üç buçuk milyon euro. Deli para. Deli para. Çek Charlotte'u. Çekebiliyorsan çek Joshua King'i de arkasına yanına. iki tane babalar gibi forvetin oldu. Serdar Dursun var. 3. Çukuru mu çekiyorsun? Şeyimi, ezelimi çekiyorsun? Neyi çekiyorsan çek. Al sana dört tane forvet. Yeter. Bir tane de kanat çek. Bir zahmet. Ama Fenerbahçe neyi çekme peşinde? Arao'yu çekme peşinde. Fenerbahçe yöneticileri Arao transferi için Brezilya'da diye bir haber var. Ya bunu konuşsam mı konuşmasam mı bilmiyorum. Değişik bir haber. Valla Arao çok konuşuluyor. Kulüpten de yetkili bir abinin Brezilya'ya gittiği belirtiliyor. Haberler öyle söylüyor. Yanlış anlamayın ben demiyorum. Yetkili bir abi gitti diye haberler söylüyor. Eee... Arao için gittiği söyleniyor Hani Fenerbahçe yöneticisi bunu şey yapıyormuş ee, benim bildiğim şu bu hafta sonunda korinya bir maçları var yani bu hafta sonunda derken bugün bayramın ilk günü yani 9 Temmuz cumartesi Bir de 10 Temmuz pazar var bu iki gün pazar günü sanırım burada maçını oynatıp yani burada maçını oynatıp e, öyle göndermek istiyorlar diye. Fenerbahçe bunu çok kabul etmiyor diye de söylüyorlar ama ediyor diye de söylüyorlar. E, yani çok ilginç. Şu anda sosyal medyada mesela şey var. Ren Kim Minji olayı var. Neyse şu şeyi bitireyim ondan sonra. Valla Arao için gitti diyorlar ama bence gidilecek bir durum yok. Isla geliyor demiş. Arao gidiyor Isla geliyor. Ee, Flamengo Isla'yı almak istiyormuş. Jesus ile zirve gördü. Bir kez Brezilya milli takımı 29 yaşındaki oyuncu daha önce bir kez Brezilya milli takımının formasını giydi diyor. Yani geçen sene 33 maç 5 gol 2 asist. Vallahi Allah hayırlısını versin hakkımızda. Hani anlatılan olay bu. Şey söyleyeceğim. Kim Minji için Ren kulübünün teklifinin 18 milyon euro serbest kalma bedeli var ama biz bunu taksit taksit verelim dediği iddialar var. Fenerbahçe demiş ki 20 verin taksit olsun diye. Vallahi 20 milyon euro bugünün şartlarında çok çok iyi para. Şimdi yanlış anlamayın beni. Gerçekten iyi para. Ama Galatasaray mesela Sevilla'ya şeyi göndermiş. Neydi onun adı? Kasabı şey Marcao'yu. Marcao'nun 15 milyon euro falan söyleniyor. Zannetmiyorum o kadar olacağını. Benim gözümde ikihanelilere ulaşmaz diye düşünüyorum ben ama neyse. Diyelim ki doğru. Galatasaray savunması çöktü. O Luyendamayla şundan bundan olur iş değil. Gerçekten Luyendamayla şundan bundan olur iş değil arkadaşlar. Ee, ve e, <laughs> yani olacak iş değil. Fenerbahçe'de de aynı şekilde yani Fenerbahçe'nin aynı şekilde eğer Kim Minji giderse orayı doldurmak çok 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 zor olur. Benden de söylemesi çok 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 zor olur. Ha Salahi Serdar Aziz'den dolar mı zannetmiyorum. O zaman buraya bir isim çekmen gerekecek. Bu sefer sıkıntı. Öbür türlü şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin savunmasında 6 tane isim var. Allah aşkına 6 tane stoper var. Stoper. Sadece stoperlerden bahsediyorum. 6 tane. Hani Salahi, Kim Minji, Serdar Aziz 3. 3. Ciserant 4. Lemos 5. Kolkır 6. Ulan gönderilecek son ismi ilk göndermek de ne kadar mantıklı olur? Onu da size söylemek istiyorum. Onu da size bırakıyorum. Yani ee, bana mantıklı gelmiyor ya. Kim Minji'nin hele hele şu süreçte gönderilmesi hiç mantıklı gelmiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir kardeşimiz de Belotti transferi kesin olarak sonuçlandı. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe diyor. Bu kadar kesin konuşmayın. Yani bu kadar kesin konuşmayın. Olmaz. Ertem Şener Luis Suarez için Ali Koç'un bayram şekeri olabilir demiş. 15 milyon euro imza parası 7-8 milyon euro maaş verir. Öyle mi demiş? Trol demiştir ya. Dalga geçiyordur. İmkanı yok. <laughs> yani imkanı yok. Ona şey yapmıyorum. Ee, durumlar bunlar arkadaşlar. Yani Berişe Samat'ta Valencia'yı anlattık. Kim Minji'yi olay anlattık. Harbi harbi su konuş hocam. Mustafa Hoca'nın harbi harbi kısmı yapalım. Sence hangisi gider? Harbi harbi konuşayım. Bence Berişe kesinlikle gitmez. Samat bence gider. Kim Minji'yi gitmez. Hani Mert Hakan Yandaş dedik. Osay Samuel dedik. Emre Mor dedik. Bu arkadaşlar böyle. Gustavo normal şartlarda gitmez ama bence Crespo gidecek. Bence Crespo gidecek. Hem de ciddi bir fiyata gidecek. 8-15 aralığında bir fiyata gidecek. Valencia'da gidecek bence. Yani şu ana kadarki haberden Samat'ta bir, Crespo 2, Valencia 3. Bence giden 3 olur. Berisha e kalır. Kim kalır? 2. Gustavo için arkadaşlar şu an kalır diyorum. Ama gelişme olur bir şey olur bir şey diyemem. Kolkır gider. Gideni 4 yaptık. Lemos gider. Gideni 5 yaptık. Vedat gelmez. Lino gelmez. Ara o ismi bilmiyorum içim atmıyor ama. Yani şu an bütün ibre kesin alındı gibi bir şeye döndü. Bu da alınır gibi duruyor. Ee, Luis Suarez Belotti'nin de olacağını zannetmiyorum. Yani yüksek maliyetler, yaş yüksek, son kontrat. Ha! Jesus'un bir kuralı var. Abonelere bunu hiç söylemedim. İlk defa söylüyorum. Jesus'un 3 son kontrat kuralı var. Fenerbahçe takımına bakın arkadaşlar. Diyor ki benim kadromda sadece 3 tane son kontratı olan oyuncu olsun diyor. Hatta esprili bir şekilde 2 olmasın gerekirse ama 4 kesinlikle olmasın diyor. Şimdi Fenerbahçe kadrosu benim önümde. Son kontrat. Mesela Serdar Aziz son kontrat ama onu saymıyorum. Niye saymıyorum? Serdar Aziz Türk kuralı var. Zaten ben gelmeden yapılıyor. Hadi onu da sayalım. 1. Novak 2. Hani son kontrat sayılabilecek isimler. Kolkır hani Novak. Bence gitmesi çok muhtemel isimler. İkisini de saymayayım. Serdar Aziz 1 diyelim. Son kontrat. Luis Gustavo 2. Son kontrat. Mesut'u saymıyorum. Mesut kim? 2. Serdar Dursun zannetmiyorum. Serdar Dursun hala sıçrama yapabilir. Hocam bu mantıkla bakarsak Serdar Aziz de yapabilir. Yapamaz. Valencia 3 gibi duruyor. Ben bir şey söyleyeyim. Bu üçünden mutlaka biri gider. Serdar Aziz, Gustavo, Valencia. Serdar Aziz gitmez diyorum. Bu ikisinden mutlaka biri gider. Eğer Arao o alınacaksa ya da yaşlı biri alınacaksa. Misal veriyorum Joshua King mi gelecek? Valencia'da gider, Gustavo'da gider. Hani hem Arao hem King gelecekse ikisi birden gider. Bu üç kuralını unutmayın. Üç son kontrat kuralını unutmayın. Bunu herkese de tartışabilirsiniz. Herkese de konuşabilirsiniz. Ee, canınız canlı sağ olsun. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bayram gününde böyle bir olay var. Yarında Hal City maçının bitiminde inşallah bir arada oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.